Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 28 Nisan Perşembe. Kanal 3 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da STK temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi değerli izleyenler. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık dedi. Türkiye bugünlere dikensiz bir gül bahçesinde yürüyerek değil, adeta akrebin kıskacında yoğrularak geldi. Vesayet güçlerinden devlet içine çöreklenmiş çetelere, pek çok yapının devrede olduğu sokak olaylarından terör örgütlerinin saldırılarına kadar sayısız badire atlattık. İşte Dolmabahçe Camii, o camide hatırlayın o geceyi. Bira kutularıyla caminin içinde o oturan müptezeller, loderler vasıtasıyla camiden ta buradaki makamımıza kadar kanallar açmak suretiyle geldiler. Ondan sonra da gezicilerle beraber buradan Taksim Meydanı'na yürüdüler. İşte o geziciler maalesef o gün orada kaldılar ve bunu ne adına yaptılar? Çevre adına yaptılar. Bu nasıl çevrecilik? Ve çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık. Ve bizler 5 milyon civarında fidan ağaç dikerek bunu yaptık. Orada 12 tane ağacın bir yerden bir başka yere naklini kalktılar. Dediler ki işte bunlar bak ağaçları söküyorlar. Bunların hayatı bu. Yalan, akşam yalan, sabah yalan. Ve Cumhuriyet mitingleriyle adeta darbe çığırtkanlığı yaptılar. Afyonkarahisar'da Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandı. Sema kapılarının açıldı. Dua ve tövbelerin kabul edildi. Kutlu gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ne özel program düzenlendi. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Zafer Meydanı'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Medine iftarı düzenlendi. İftar programında Zafer Meydanı bereketle doldu taştı. Kur'an bülbülleri Hafız Ahmet Yüksel, İmam Hatip Mansur Sağır ve Murat Alkan'ın yer aldığı programda akşam namazının ardından Enderun usulü teravih namazı kılındı. İlahi ve kasidelerin de okunduğu program Enderun usulü teravih namazı kılınmasıyla son buldu. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladı. Bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecesi'nin bu mübarek ortamında, iklimde, havada tam bir Kadir Gecesi havası. Ne sıcak ne soğuk. İnşallah müminlerin miracı aslında bu gece. 80 yıllık bir hayatı tekabül eden bu gecede inşallah dualarla, zikirlerle, namazlarla, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle güzel bir akşam olur. Biz de burada Afyon Belediyesi ve paydaşlarıyla beraber Medine iftar dediğimiz daha az yemek ve daha çok tefekkür ortamı içeren bir iftar ortamı hazırladık. Arkasından da insanlar camilerimize, değişik yerlerdeki ibadetlere akın edecekler. İnşallah Cenab-ı Hak bir daha bizleri Ramazanlara, Kadir gecelerine ve bayramlara ulaştırsın. Afyonkarahisar'da Ramazan bayramına sayılı günler kala termal otellerde doluluk oranı %85'e ulaştı. Termal otellerde doluluk oranı %85'e ulaştı. Tatilcilerin tercihi bu bayramda Afyonkarahisar'ın dünyaca ünlü şifalı suları oldu. Termal oteller bayrama sayılı günler kala misafirlerini ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.
Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Mustafa Acar, bayram öncesi otellerin %85 oranında doluluk seviyesine ulaştığını söyledi. Acar şöyle konuştu. Afyonkarahisar bayram dönemi tatilinde tatilcilerin tercih noktası oldu. Otellerimiz %80-85 bandında doluluklara ulaştı. Misafirlerimize en güzel hizmeti verebilmek için tüm otelciler burada hazır bekliyoruz. Her otelin kendine göre bir aktivite programı var. Artık şifalı sularımızın yanına kültür turizmini de ekledik. Frig bölgesinde Ayazini adı altında güzel bir bölgemiz oldu. Normalleşme sürecinin yaşandığı bu günlerde de otellerin hijyen kurallarına çok sıkı dikkat etmeye devam ettiklerini ifade eden Acar şunları söyledi. Misafirlerimiz zaten otellerde maskelerini takıyorlardı bu süreç içerisinde. Fakat artık maske takma zorunluluğu kalktı. Misafirlerimiz daha rahat edecektir. Fakat güvenli turizm belgesinin belirlediği kriterler var. Biz bu kriterler doğrultusunda hizmetlerimizi vermeye devam ediyoruz. Sadece kapalı alanda maske zorunluluğu kalktı ama gerekli tüm hijyen ve temizlik aksiyonları otellerde devam ediyorlar. Hala diyoruz en güvenilir yer oteller diyoruz, o yüzden tüm misafirleri de bekliyoruz. Bayrama sayılı günler kaldı. Vatandaşlar bayram yoğunluğu artmadan şeker, lokum ve çikolata gibi ihtiyaçlarını almaya başladı. Peki en çok tercih edilen şeker hangisi? Eskiye göre satışlar ne durumda? Gelin size tatlı bir tura çıkaralım. 11 ayın sultanı Ramazan'ın son günlerine girilirken Ramazan bayramı hazırlıkları da başladı. Bayram alışverişi yapmak için esnafların yolunu tutan vatandaşlar yoğun günlere kalmadan şimdiden şeker, lokum ve çikolata almaya başladı. Şekerci esnafları bayram öncesi hareketliliğini Kanal 3 mikrofonlarına değerlendirdi. Geçen seneki bir şeyimiz yok, tadı yok. Bayramın zevki yok. Ama işte bekliyoruz. Olursa olacak değil mi? Yani ona bakar 3-4 sene evvel şeyler bitti. Ramazan da ayıdarıyor. Normal ne hızlı ne yavaş bayram hareketi var. Yabancımız olduğu müddetçe de bayağı da işlerimiz normal olarak gidiyor. Pandemi yeni bitti. Bu yıl vatandaşlar bayram yapacak. Peki hareketlilik var mı? Geçen seneye oranla bir değerlendirebilirsiniz. Daha şimdilik yok. Ama yarın bir gün ne olur onu da bilemeyiz. Çok şimdi uzun çağırsa bak kimseler yok. Peki neden sizce böyle oldu bu sene? Biraz hayat pahalı, biraz para yok. O vaziyette. Esnaflar hangi lokum önerirsiniz sorusuna da şöyle cevap verdi. Kaymak lokum, cevizli, fındıklı, mesela çikolata bunları önerilmiş. Her yerlimiz ve yabancımız kaymaklı lokumu, ceviz sucuğunu daha çok talep ediyor. Şeker dağıtçığını ekmek kadayıfı, baklava talep ediyor. Yabancımızda kaymak lokum, yerlimizde de ekmek kadayıfı kaymak. Uzun yıllardır esnaflık yapan Abdullah amca, eski bayramların tadı yok dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Eski bayramlar bambaşkaydı. Şimdi o yok artık. Eski Ramazanlar da yok, bayramlar da yok. Afyonkarahisar Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda eğitim gören minik öğrencilerin sema gösterisi. İzleyenlerden tam not aldı. Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda eğitim gören 1C sınıf öğrencilerinin sunduğu sema gösterisi büyük bir ilgiyle izlendi. Okul müdürü Abdullah Demir ve sınıf öğretmeni Bircan Acar'la eğitmen Yasin Tugan tarafından hazırlanan 15 kişilik sema grubu Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Zafer Meydanı'nda gösteri sergiledi. Öğrencilerin sunduğu sema gösterisi meydanı renklendirirken izleyicilerden de tam not aldı.
Afyonkarahisar'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar parklardaki banklarda yerini alarak güneşin tadını çıkardı. Afyonkarahisar'da son 20 yılın en soğuk ve en karlı kışlarından biri geride kaldı. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri seviyesine ulaştı. Güneşle birlikte kendini sokağa atan vatandaşlar, kent merkezindeki Anıt Park'ta güneşli havanın tadını çıkardı. Ramazan ayı olması nedeniyle iftara kadar parklarda oturan bazı vatandaşların ağaçların altına yatarak öğle uykusuna daldıkları da görüldü. Vatandaşlar temiz ve güneşli havanın tadını çıkardı. Hava biraz çetin geçti ama havalar güzeldi, gayet güzel. Bahar havası, ağaçlar, çiçekler gördüğün gibi açtı. İnsanların yeşesi geldi, morali geldi. Yaz her şeyden güzel. Vallahi Afyon'un kışı eskisi yok, kışlağı yok. Evet. Bereket de azaldı. Kar oldu şöyle diz boyu, gübre tarlalara. Evet. Anladın mı? Ama yine dışarı yaptınız siz de havalar. Attık canı Rabbim öne veriyor, biz de çıkıyoruz dışarıya. Bu sene 30-35 sene böyle kış görmediydik. Bu sene güzel oldu kışımız. Sularımız, barajlarımız doldu. Ben de balıkçıyım. İnşallah barajlarda bol balık olur, tutarız. Kütahya'da beton mikserinin altında kalan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Beton mikserinin altında kalan talihsiz kadın yaşamını yitirdi. Kaza neredeyse Kütahya'nın Gediz ilçesi. Adem T idaresindeki beton mikseri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Elmas Baş'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Baş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri sürücü Adem T'yi gözaltına aldı. Öte yandan kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Afyonkarahisar'da hırsızlık olayı gerçekleştirilen şahıslara yönelik jandarma tarafından yapılan başarılı operasyon kameralara saniye saniye yansıdı. Ekipler geçit vermedi. Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon kameraya saniye saniye yansıdı. Çay ve Sultandağ ilçelerinde EY liderliğinde 6 şahsın örgüt kurmak suretiyle iş yeri ve bağ evlerinden hırsızlık yaptıklarını belirleyen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası düğmeye basan jandarma ekipleri Sultandağ Çay ilçesi, Yeşilyurt köyünde ve Konya'nın Akşehir ilçesinde 7 ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Baskında aranan 7 şahıs gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 1 adet elektrikli motosiklet, 4 adet televizyon, 1 su motoru, 4 motorlu testere, 2 matkap, 42 adet tabanca mermisi ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü mahkemece tutuklanarak Bolvadin kapalı cezaevine gönderildi. Gerçekleştirilen operasyon anı ise kameralara yansıdı. Konya'da tütün ürünü kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Bu kadarı da pes dedirtti. Konya'da düzenlenen operasyonda 1 milyon 70 bin kaçak makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bandrolsüz sigara üretilen ve kaçak tütün satışı yapıldığı belirlenen iş yeriyle depoya operasyon düzenledi. Aramalarda 1 milyon 70 bin kaçak makaron, 25 bin 500 doldurulmuş sigara, 14 kilogram tütünle 20 kaçak cep telefonu ele geçirilirken operasyonda 9 şüpheli de gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da yeni aldığı motosikleti evine götürürken kaza yapan sürücü ağır yaralandı. ₺400.000 değerinde motosiklet aldı. Evine giderken kaza yaptı. Canını zor kurtardı. Kaza Afyonkarahisar, Bolvadin Emirdağ ilçe karayolunda meydana geldi. Mersin'den aldığı motosikleti Bilecik'e götüren Ş.Ç., Bolvadin yakınlarına geldiği esnada tali yoldan çıktığı öğrenilen Y.C. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet yol ortasındaki refüje girerken, sürücü Ş.Ç. ise olay yerinden yaklaşık 50 metre ileri savruldu. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil servis ambulansları ile jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kaza sonrası piyasa değeri yaklaşık ₺400.000 olan motosiklet kullanılamaz hale geldi. Jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ederken sürücünün kaza esnasında kaskının takılı olduğu öğrenildi. Afyonkarahisar'da eşi ve yanına aldığı çocuğuyla sokak sokak dolaşıp ilahiler söyleyerek dilenen vatandaşı görenler bu kadarına da pes dediler. Bu kadarı da pes dedirtti. İlahi söyleyerek vicdanları sömürüyorlar. İlginç olay Afyonkarahisar'ın Dumlupınar Mahallesi, Müderris Hasan Caddesi üzerinde yaşandı. Sokaktan sesler geldiğini duyan vatandaşlar balkon ve pencerelere çıktıklarında ilginç bir manzarayla karşılaştı. Erkek şahsın yanında eşi ve bebek arabasındaki çocuğuyla ilahiler söyleyerek dolaştığını fark eden vatandaşlar önce duruma bir anlam veremedi. Sonrasında şahsın çevredekilerden para istediğini fark eden vatandaşlar ardından cep telefonlarına sarılarak yaşananları kayıt altına aldı. Ramazan ayı içerisinde yoğun bir mesai harcayan tatlıcılarda bayrama günler kala tatlı bir telaş başladı. Siparişlere yetişmeye çalışan tatlıcılarda baklavanın kilogram fiyatı bakın ne kadar. Tatlıcılarda bayram telaşı başladı. Baklavanın kilogram fiyatı 50 TL'den başlıyor. Ayrıca tatlıcılar hazır şuruplu tatlılara karşı dikkatli olunması gerektiğini öneriyor. Görüntüler Denizli'den. Tatlıcılar tezgahlarını süslemeye başladı. Tatlı hazırlıklarının devam ettiği imalathanelerde ustalar yoğun bir mesai içerisine girdi. Vatandaşlara en güzel tatlıları sunabilmek için bayramın birinci gününe kadar çalışan ustalar siparişlere yetişmeye çalışıyor. 3 çeşit tatlım var. Ceviz özelim, normal baklava ve ev baklava var. 2 yıl kapanmalı geçen bayramın ardından bu sene satışlar daha da arttı. Ayrıca fiyatlarda da artış gözleniyor. Talebimiz %30, %40 arttığını görüyorum ben. Biz genelde kampanya yapıyoruz bayramlarda, belli fiyatlarda. Mesela bir normal baklavamız var, klasik baklava olarak geçen. 50 TL'den başlıyor kilogram fiyatı. Tepsisi bunun 150 ila 180 arasında boyutta tepsileri var. Öte yandan hazır şuruplu tatlılara dikkat edilmesi gerekiyor. Baklavanın malzemesine göre fiyatları da değişiyor. Kullanılan şurup üzerine özellikle sorular alıyoruz. Çünkü bunlarda vücut için hoş olmayan bazı katkı maddeleri bulunuyor. Kesinlikle biz o tarz şeye girmiyoruz. Zaten müşterilerimiz eğer bunu öğrenmek istiyorsa baklava yedikleri zaman
Eğer boğazlarında bir yanma hissi uyanıyorsa kullanılan malzemede katkılı şeker kullanıldı anlamına gelir. En büyük tüyoyu oraya verelim. Eskişehirli fırıncılar Ramazan ayında vatandaşa pide yetiştirebilmek için her gün zorlu mesai yapıyor. Ramazan ayında sofraların vazgeçilmesi olan pideyi pişirmek için fırıncılar 250 derecenin karşısında çalışıyorlar. Görüntüler Eskişehir'den. Vatandaşın yılda bir kez yiyebildiği bu geleneksel lezzet için iftar saatine kadar her gün çalışan fırıncılar hem hava sıcaklığından hem de fırının yaydığı yüksek ısıdan dolayı bir hayli zorlanıyorlar. Ellerinize sağlık, hoşça kalın. Zor şartlar altında çalışan ustalar, vatandaşa sıcacık pideler sunabilmek için oruç ibadetlerini de yerine getiremiyorlar. Fırıncı Hüseyin Topçu, geçmişte fırının yaydığı ısı ve ekmeklerin sıcak buharından dolayı oruçluyken bayılma derecesine geldiklerini söyledi. Ramazan'da biliyorsunuz pidenin ateşi biraz yüksek oluyor. 250-300 derecede bir ateşte çalışıyoruz. Bir de hava sıcaklığı buna eklenince bayağı bir zorluk yapıyoruz ama vatandaşa hizmet etmek için yılda bir kere de olsa bunu yapıyoruz. Bayılma derecesine gelmiştik yani, öyle bir şey diyebilirim yani size. Son dakikaları getiremez olduk. Ağzımızı açamaz olduk. İçeriden buhar çıkıyor. 300 derece ateş var. Buhar da yüzümüze vurunca dilimiz, damağımız konuşamaz hale geliyorduk. Maalesef o yüzden tutamıyoruz. Fırında çalışmak her zaman için zor. Yazı da zor, kışı da zor. Meslek zor. Gecesi gündüzü tatil olmayan bir meslek. Ama mesleğimizi severek yapıyoruz. Herkes oruçluyken biz burada hizmet ediyoruz. Vatandaş da biraz heyecanlı oluyor. Yılda bir kere pide yiyor. Onlara hizmet etmek, onların istediklerini karşılamak biraz daha zor oluyor. Ellerinize sağlık, hoşça kalın. Şimdi Aydın'a gidiyoruz. Deniz kıyısında düzensiz göçmene ait olduğu belirlenen erkek cesedi bulundu. Kuşadası'nda deniz kenarında kıyıya vurmuş bir erkek cesedine rastlandı. Deniz kıyısında yürüyüş yapan iki vatandaş kıyıda yüzüstü yatar vaziyette birinin olduğunu görerek 112'ye durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, asayiş ekipleri ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler deniz kıyısındaki kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Cesedin üzerinden cüzdan, cep telefonu ve bir miktar döviz çıktı. İlk yapılan incelemede cesedin düzensiz göçmenlerden birine ait olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Cesedin kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Manisa'da tarlasına elektrik tamiratı yapmak için giden adam ölü olarak bulundu. Yaşlı adam tarlasında ölü bulundu. Olayın adresi Manisa'nın Kula ilçesi. Tarlasına elektrik tamiratı yapmaya giden Yunus Koral'dan haber alamayan yakınları, tarlaya gittiklerinde yaşlı adamı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koral'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Koral'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Öte yandan adamın elektrik çarpmasına bağlı olarak yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Koral'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsi sonrasında öğrenilecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise geniş çaplı olarak yürütülüyor. Konya'da trafiği tehlikeye atmalarına tepki gösteren sürücünün aracına zarar verdiler. Şimdi o görüntüleri getireceğiz ekranlarınıza. Oğlum arabayı mahvettiniz ya, yazık ya. Allah. Lanet olsun size ya. Trafiği tehlikeye atan şüphelilerin araca zarar vermesi kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntüler Konya'dan. Araçlar geçişine başladı. Yalnız olay devam ediyor orada. Ahmetiye otomobiliyle seyir halindeyken 3 otomobilin trafiği tehlikeye atarak ilerlemelerine tepki gösterdi.
Bunun üzerine araçlarından inen 4 şüpheli, hakaret ettikleri Ahmet Y'nin otomobiline tekme ve yumruklarla zarar verip sileceğini kırdı. Diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri kent güvenlik yönetim sistemi kameralarından şüphelileri tespit etti. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında tehdit ve mala zarar verme suçlarından işlem başlatıldı. Emniyetlik işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Oğlum arabayı mahvettiniz ya, yazık ya. Denizli'de kontrolden çıkan otomobil, virajı dönmek üzere olan aracı arkadan çarptı. Üçüncü bir aracın daha karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı. Kazanın adresi Denizli. Yola kimse inmesin ya. Süleyman Şehir İdaresi'ndeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı dönmek üzere olan ticari aracı arkadan çarptı. Çarpmanın ardından savrulan ticari araç, karşı şeride geçerek yolun ortasında durabildi. Öte yandan Yusuf Ç İdaresi'ndeki diğer bir otomobil ise ticari araca vurmamak için yaptığı manevranın ardından bölgedeki bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazaya karışan otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Kazada yolculardan biri yaralandı. Yola kimse inmesin ya. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları araçların içinden ekipler tarafından çıkarıldı. Ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konya'da bir otomobil somruk yüklü tırı arkadan çarptı efendim. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Otomobil tırın dorsesinin altına girdi. Kazada otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Seyçen'in kullandığı tomruk yüklü tıra, aynı istikamete seyir halinde olan Vertke yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada uyuduğu iddia edilen sürücünün otomobili tırın dorsesinin altına girdi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aydın'da 5 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Beş katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Bodrum katından aşırı duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler kısa süre içerisinde alevlere müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Apartman ve evlerin içerisine aşırı duman dolmasından dolayı vatandaşlar itfaiye merdiveniyle balkondan tahliye edildi. Yangın sonrası birisi çocuk, iki kişi dumandan etkilendi. Olay yerine çağrılan ambulansla vatandaşlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Can kaybı yaşanmazken yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konya'da bir iş yerinde demir malzemeleri ayırma sırasında kıvılcım nedeniyle kimyasal maddenin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında bir kişi hafif şekilde yaralandı. Konya'da
Konya'da yangın paniği. Hurdacılar sanayisinde bir iş yerinde çıkan yangında bir kişi yaralandı. Hurdacılık yapan iş yerinde demir malzemeleri ayırma işlemi sırasında kimyasal maddenin patlaması sonucu yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı iş yerindeki alevleri itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilirken zaman zaman patlamalar da meydana geldi. Yangın çıktığı sırada alevlere müdahale etmeye çalışan iş yeri çalışanı Can Aysa yaralandı. Yaralı olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Selçuk Yıldız'ın başrollerini paylaştığı Tay filmi ekranlara taşındı efendim. Filmin rekora koşması bekleniyor. Şener, beni bırakıp gitmek, arkanda bir ceset bırakacağını düşünmedin mi? Hayatım, biraz daha iştenlik. Rekora koşmaya hazırlanan Tay filmi izleyiciyle buluşuyor. Aklınca Tırat metni atarak beni etkileyeceğini sanıyor. Yönetmen koltuğunda Selçuk Yıldız'ın oturduğu film, Anadolu'dan metropole gelen iki kardeşin hayat ve yaşam mücadelesini anlatıyor. Karakter sana ait, sözleri sana ait olmalı. Tamamen, tam anlamıyla. Kestik. Geleceğin büyük oyuncularına ikramımızdır. Buyurun, sıcak sıcak. Filmde Anadolu'da yaşayan ve çocuğu olmayan bir ailenin metropole gelerek sokaklarda yaşayan, doğumuna az bir süre kalan bir kadının çocuğunu evlatlık ediniyor. Ey tabiat! Benim tanrım sensin. Filmin adı ise Anadolu'da doğan ilk erkek çocuğa verilen isimden geliyor. Selin Hanım, sizin de telefonunuza bir mesaj gelmişti sanırım. Zorla iç içe olmak kolay değil. Ara ara buradaki rolünü karıştırıyor Mehmet abi. Tescilli Akşehir kiraz ağaçlarının çiçek açmasıyla bahçeler beyaz renge büründü. Adeta gelinlik giymiş gibi beyazlar içindeki kiraz bahçeleri doyumsuz bir manzara sergiliyor. Konya'nın Akşehir ilçesinde açan kiraz çiçekleri yoldan geçenlerin ve vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Adeta beyaz gelinliğini giyen kiraz ağaçları bembeyaz manzarasıyla Afyonkarahisar Konya arasında seyahat edenlerin de dikkatini çekiyor. Çok kısa süre sonra solmadan kendiliğinden düşen kiraz çiçeklerinin ardından kiraz ağaçları olgunlaşma sürecine giriyor ve kiraz meyvesinin oluşması için beklemeye geçiyor. İngiliz kraliyet ailesinin sofrası başta olmak üzere tüm dünyada rağbet gören Akşehir kirazının büyük bir bölümü yurt dışına ihraç ediliyor. Akşehir Gölü havzasındaki mikroklima etkisiyle dünyanın aroması en hoş, gevrek, sulu, dayanıklı, lezzetli Akşehir kirazı üretiliyor. Bu kiraz 2004 yılında Akşehir kirazı adıyla tescil edildi. 15 bin dekarın üzerinde bir araziyi kaplayan ve 300 binin üzerinde kiraz ağacından yılda ortalama 30 bin ton civarında kiraz üretimiyle kent ekonomisine büyük katkı sağlayan kiraz, Akşehir'in önemli bir tarım ürünü olarak öne çıkıyor. Bu renkli haberle bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Sırada spor haberlerimiz var. Yarın yine aynı saate görüşünceye dek mutlu kalın. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar.
Kanal Çe ekranlarından mutlu akşamlar. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız sevgili izleyenler. Afyonkarahisar önümüzdeki sezon bölgesel amatörlükte temsil edecek ikinci takım belirleyecek olan baraj maçı dün Kocatepe Spor Kompleksi'nde oynandı. Emirdağ Spor'u 1-0 mağlup eden Sandıklı Spor bu galibiyetle bölgesel amatörlükteki yerini korudu. Üçüncü mücadelesi yani kısacası play-off müsabakası. Afyon Süper Amatör Ligi şampiyonu Emirdağ. 2021-2022 sezonunda Belediye Bolvadin Termal Spor, Sandıklı Spor ve İscehisar Spor'un mücadele verdiği Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 1. Grupta Bolvadin ekibi namağlup şampiyon olmuş ve playoff 2. maçında Efeler 09 Spor'a penaltı atışları sonucu yenilerek TFF 3. Lig'in kapısından dönmüştü. İscehisar Spor ise 2. yarının ortalarında ligden çekilerek bala veda etmişti. Tunahan'dan Rıdvan. Belediye Bolvadin Termal Spor'un önümüzdeki sezonda balda yer almasından sonra gözler Afyonkarahisar'ı temsil edecek ikinci takımın hangisi olacağına çevrildi. Balda mücadele verecek ikinci takım belirlemek amacıyla Sandıklı Spor ile Afyonkarahisar Süper Amatör Lig şampiyonu Emirdağ Spor arasında baraj maçı oynandı. Furkan var. Geriye doğru döndü. Onur'a ceza alanına Batuhan'ı buldu. Batuhan kontrol etti. Amare'ye giren tekrar Kasım kalecisi. Kocatepe Spor Kompleksi M1 stadındaki karşılaşmaya iki takım da taraftarlarının büyük desteğiyle başladı. Müsabakanın ilk dakikalarında Emirdağ Spor daha baskılı oynarken özellikle ilk 10 dakikada önemli pozisyonlar buldu. Ancak devre arasına golsüz beraberlikle girildi. Emrah sol tarafa doğru koşu var. Abdülkadir'den onu gördü. Çizgiye doğru indi. Abdülkadir ceza alanına baktı. Ortasını yaptı. Hüseyin Şahin vurdu. Kaleci Emir Korube'yi müthiş bir plajonla topu dışarı yaptı. Büyük bir heyecan içerisinde geçen ikinci yarıda iki takım da galibiyet golünü bulabilmek için kontrollü ataklarla pozisyon aradı. 86. dakikada gelişen Sandıklı Spor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Tugay, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlığı 6 pasın sol köşesinden filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Size getireceğiz sevgili seyirciler. 86. dakikada Tugay savunma arkasına koşusunu attı, topu kontrol etti. İlk pozisyonda vuruşunu Mahmut. Zaman zaman gergin geçen karşılaşmanın bundan sonraki dakikalarında başka gol olmayınca sahadan 1-0 galip ayrılan Sandıklı Spor bölgesel amatör ligdeki yerini korudu. Afyonkarahisar'ı bölgesel amatör ligde önümüzdeki sezon Belediye Bolvadin Termal Spor ile Sandıklı Spor temsil edecek. Uzun bir top savunma arkasına. Tugay koştu. Kaleciyle karşı karşıya. Tugay kontrol etti. Vuruşunu yaptı. Kademede Kasım. İkinci pozisyon ve Tugay'ın golü. Bahçeşehir Koleji erkek basketbol takımı FIBA Avrupa Kupası finali ikinci maçında İtalya temsilcisi Uno Hotels Reggio Emilia'yı 90-74 yenerek şampiyon oldu. FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanşında İtalya'nın Uno Hotels Reggio Emilia ekibini 90-74 yenen Bahçeşehir Koleji şampiyon oldu. Eşleşmenin ilk maçında deplasmanda 72-69 kazanan Kırmızı Lacivertliler ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti. Bahçeşehir Koleji İtalya temsilcisiyle oynadığı karşılaşmayı 90-74 gibi farklı bir skorla kazanarak kupanın sahibi oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından kupa seremonisi düzenlendi. Şampiyonluğa ulaşan Bahçeşehir Koleji'nin oyuncu ve teknik kadrosu madalyalarını aldı. Daha sonra kaptan Oğuz Savaş şampiyonluk kupasını taraftarlarının önünde kaldırdı. Oğuz Savaş'a kupasını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel takdim etti. Bahçeşehir Koleji ilk Avrupa Kupası'nı müzesine götürerek tarihi bir başarıya imza attı. Avrupa arenasında ilk kez final tecrübesi yaşayan Kırmızı Lacivertliler başarılı geçen sezonu kupayla taçlandırmanın mutluluğunu yaşadı. Bahçeşehir Koleji ayrıca basketbolda Türkiye'ye 11. Avrupa Kupası'nı getirmeyi de başardı.
Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yayımladığı mesajında Bahçeşehir Koleji'ni kutlayarak şu ifadelere yer verdi. FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşında İtalya'nın Uno Hotels Reggio Emilia takımını mağlup ederek şampiyon olan Bahçeşehir Koleji'ni kutluyorum. 5 yıl önce kurulan ve tarihinde ilk kez Avrupa Kupası kazanan Kırmızı Lacivertli takımın elde ettiği büyük başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum. FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nı kazanarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan temsilcimize, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Milli sporcu Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Neslihan Yiğit çeyrek finalde Danimarkalı rakibiyle mücadele edecek. İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda mücadele eden milli sporcu Neslihan Yiğit çeyrek finale yükseldi. Başkent Madrid'de yapılan şampiyonada Neslihan son 16 turunda İrlandalı Rachel Darragh ile karşılaştı. Karşılaşmayı 21-16 ve 21-12'lik setlerle 2-0 kazanan milli badmintoncu çeyrek finale adını yazdırdı. Neslihan Yiğit, çeyrek final müsabakasında Danimarkalı Line Christofferson ile karşılaşacak. Hem davranışlarımızda hem mücadelemizde her zaman onlara örnek olmak için ekstra çaba sarf ediyorum. Erken yaşta evliliğin yaygın olduğu Ağrı'da, kızlarımız erken yaşta gelinlik yerine forma giysin sloganıyla kurulan futbol kulübünde top koşturan kızlar, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig en grubunda namağlup olarak şampiyonluğa ilerliyor. Ağrı'da küçük yaşta evlilikleri önlemek amacıyla 2016 yılında kurulan ve çoğunluğu köylerden gelen kız sporculardan oluşan Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü kadın futbol takımı başarılarıyla dikkati çekiyor. Nüfusun büyük bölümü kırsalda yaşayan kentte, köylerinden gelip il merkezindeki okullarda eğitimlerine devam eden kızlar, takımda oynadıkları başarılı futbolla önceden çeşitli sebeplerden futbol oynamalarına karşı çıkan aile lerinin de desteğini aldı. 4 yıl önce davet edildikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başarı plaketi alarak herkesi gururlandıran futbolcular TFF Kadınlar 3. Lig en grubunda mücadele ediyor. Yaşıtlarına örnek olup adeta futbol erkek sporudur algısını yıkan kız futbolcuların kentteki maçlarını artık tribünden izleyen anne ve babalar da çocuklarına destek oluyor. Ligde son olarak kendi evinde karşılaştığı Muş Alparslan Spor'u 4-0 yenen ASP Gençlik ve Spor Kulübü kadın futbol takımı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 19 puanla gruplarında namağlup liderliklerini sürdürüyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.